Ons altında. 1240 dolar en azından bir süre daha Fed'e yönelik, Fed'e kadar takip edebiliriz. Çünkü şimdi o kadar çok argüman var ki ons altında. Birincisi İtalya ile başladı. Yani bir süredir ons altı 1200 üzerindeki seyrini ısrarcı bir şekilde koruyor. Neyle başladı? İtalya ile birlikte başladı. Brexit kanadından gelişmeler oldu. Küresel piyasalarda özellikle ABD endeksine sert satışlar gördük. %3, %4 civarında. Buna bağlı olarak Fed'in tarafı değişti. Şahin diyebileceğimiz Fed belki de gelecek hafta sürpriz bir şekilde faiz artırmama yönünde bir Fed'i de karşımıza çıkardı. Diğer tarafta Trump'ın Fed'e yönelik baskısı derken şu anda piyasadaki atmosfer ons altına güven liman talebini yeniden ön plana çıkaran bir gelişme olarak karşımıza geldi. Çünkü bundan 2-3 ay öncesine geri geldiğimizde biz ABD endekslerine sert satış yaşandığı zaman güvenli liman diye ons, dolar tarafını gördük. Yani dolar güven liman olmuştu son dönemin aslında seyrinde. Şu dönemde yılı tamamlamaya yakın bu dönemde baktığımızda aslında ons altın yeniden güvenli liman özelliğini ön plana çıktı ve evet piyasadaki gelişmeleri ons altın fiyatlıyor diyebileceğimiz bir ortamdayız. Ben bundan sonraki süreçte öncelikle Brexit'in sonrasında yine Amerika ve Çin arasındaki gelişmelerin bir süre daha ons altını destekleyeceğini düşünüyorum ama Çin ve ABD tarafındaki gelişmelerin yumuşama eğilimini göstermesi 90 günlük müzakerenin olumsuz değil. Aksine pürüzsüz bir şekilde o yolu sürdürmesi ons altının bir miktar kayıpları yani o dolar karşısında kayıp vermesi neden olabilir. 1250'ye doğru götürebilecek şu anda en önemli ve kritik bir gelişme varsa bence FED.